Değerli milletvekilleri, iktidar ömrünü uzatmak için demokrasi ve hukuk hariç neredeyse her yolu denedi, denemeye devam ediyor. Önce Cumhurbaşkanı hükümet sistemi diye ucube bir model getirdi. Seçim yasasını değiştirdi. Nazi dönemine rahmet okutan bir iletişim başkanlığını kurdu. Yetmedi. Şimdi de tüm toplumu susturmayı hedeflediği bu sansür yasa teklifine umut bağlamaktadır. Demokratik kurumlar kuvvetler ayrılığı sistemini işlevsiz hale getirecek bu teklife karşı iktidar ve yandaşları hariç herkes itiraz ediyor ve geri çekilsin diye çağrıda bulunuyor. Gazeteci meslek örgütleri bu yasa teklifinin getirildiği gün meclise gelerek itirazlarını burada da dile getirdiler. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, meclise bu yasayı onaylamaması çağrısında bulundu. Ve biz de bir kez daha buradan iktidara bu yasayı geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Aksi takdirde hukukun işleyeceği günlerde dezenformasyonun büyüğünde sizlerin imzası olacaktır. Bu teklifte düzenlenen 32. madde ile bağımsız mahkemelerin yetkileri adeta bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna verilmektedir. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunun 8. maddesi kapsamındaki katalog suçlar genişletilmektedir. BTK Başkanı'nın resmen karar vereceği katalog suçların listesi arttırılacaktır. Bir MİT mensubu veya ailesinden birine yönelik herhangi bir haber bağımsız mahkemelerin kararı ile değil, BTK Başkanı'nın yeterli suç şüphesi olarak görmesiyle engellenebilecektir. MİT görevlilerinin faaliyetleriyle ilgili haber ve internet içeriklerine erişim engeli mahkeme kararı ile değil, BTK Başkanı'nın isteği üzerine engellenebilecektir. Yani bir bilginin suç olup olmaması o bilginin gerçekliği veya mahkeme kararı ile değil, BTK Başkanı'nın takdiri ve isteğiyle belirlenecektir. Bu durumda BTK Başkanı'na adeta hakim görevi verilecektir. Çok istiyorsanız HSK üyesi de yapın, eksik olmasın. TÜİK enflasyon rakamlarınızı gizleyen kurumunuzdur. BTK'yı da aynı TÜİK gibi bilgileri gizleyen kuruma dönüştüreceksiniz. BTK'nın bir bilgiye, habere dair kararının referansı hakikat değil, iktidarın istediği olacaktır. Anlayacağınız sansür yasası ile hukuk hiçe sayılacaktır. Suç ve suçlu artık hukukun belirlediği gibi değil, iktidarın ve atadığı kişilerin istediği gibi şekillenecektir. Değerli milletvekilleri, demokrasi için vazgeçilmez olan kriterlerden biri de basın ve ifade özgürlüğüdür. Basın ve ifade özgürlüğü ise muktedirlerin sadece istediği kişilerin konuşması değildir. Fikirlerin, düşüncelerin özgürce konuşulmasıdır. Gazetecilerin özgür bir şekilde yazmasıdır. Ancak bu iktidar tarafından basın susturulmak istenmektedir. Fikirler, düşünceler hapsedilmekte, nefes aldırılmamaktadır. Mesleki faaliyetleri nedeniyle gazeteciler gözaltına alınmakta ve cezaevine atılmaktadır. Daha bugün Irak-Kürdistan bölgesinin Süleymaniye kentinde katledilen jinoloji editörü gazeteci Nagihan Akarsel'in Konya'daki cenaze törenini takip eden gazeteciler Dilan Babat ve Fırat Can Arslan gözaltına alındı. Yine Haziran ayında 4'ü kadın 16 gazeteci tutuklandı. Gazeteci Ziya Taman 2016'dan bu yana hukuksuz bir şekilde...